paralarımızı Neşet Ertaş Adası'da düzenlenen festival kapsamında Kibariye'nin sahnesine çevirelim. Kibariye'yi ihanet ve haciz iddialarıyla gündemde olan eşi Ali Küçükbalçık bugün de yalnız bırakmamıştı. Ali Küçükbalçık röportaja ise eşlik etmeyi tercih etmiyordu. Biliyorum. Anladım. Özel hayatım mı? Kısa bir süre öncesine kadar çiftin boşanacağı iddia edilmişti. Ya insanların ağzı çuval değil, dikemeyiz yani. Herkes bir şey söyler. Önemli olan benim ağzımdan çıkanlar değil mi? Hatta iddialara göre Kibariye'nin İzmir'de yaşayan annesi Makbule Tokmak kızının boşanacağını duyunca işte böyle göbek atmıştı. Kibariye kendisini son günlerde en çok üzen habere açıklık getiriyordu. Ya bir kere benim annemle alakalı bir şeyler söylendiğinde üzülmedim diyemem. Üzüldüm çünkü ben ahlaklı bir anneden yetiştim. Ahlaklı bir kadın yetiştirdi, eğitti beni. Annemin torununun doğum gününde göbek atması normal. Anormal bir şey yok. Anne Makbule Hanım'ın torununun doğum gününü kutlarken oynadığını belirtirken iddiaları işte böyle yalanladı. Hiçbir anne çocuğunun kötü günlerinde hiçbir anne bir kere göbek atmaz. Öyle bir şey yok. Bunlar yalan, dolan şeyler. Benim ağzımdan duyun da gerçekleri, sonra yine tekrar sormayın diye söylüyorum. Benim annem çok iyi bir insan, beni çok iyi yetiştirdi. Çok da onurlu, çok da gururlu bir kadındır, kadın gibi kadın. Kibariye annesinin haberleri duyarsa çok üzüleceğini de söylüyordu. O laflara inanmayın. Annem çok üzülür öyle bir şey olsa. Göbek atmaz, hiçbir anne atmaz. Ben söyleyeceğimi daha önceden de söyledim. Öyle bir şey yok. Benim annem de o yüzden göbek atmadı. Öyle şeylerde de göbek atılmaz bizlerde. Torununun doğum günü vardı. Gerçekten böyle. Allah için söylüyorum. Çıkan haberler karşısında Kibariye şaşkınlığını gizleyemiyordu. Nasıl da konduruyorlar, nasıl da söylüyorlar. Ben çözmüş değilim yani. Neyse, çözebilmiş bakalım. De değilim. Bugün eşiniz de burada. Sahneye çıkacaksınız. Enerjiniz, herkes neşe. Benim enerjim yerimde. Maşallah. Çok şükür olsun. Ben her şeye kafamı yormam. Böyle şeyler beni... Bunlar yalan olduğu için üzmez beni. Kibariye kameralar aracılığıyla annesiyle ilgili haber yapanlara da seslenmeyi ihmal etmedi. Anneme de laf söylenmesin. O bir annedir. Annelerin hepsi değerlidir. Benim için ellerinden öpüyorum bütün annelerin. Kendi annemin de ellerini öpüyorum. Ayaklarını da öpüyorum onun. Ve son sözleriyle noktayı koyuyordu Kibariye. Başka söze gerek yok dercesine. Biz namusumuza, şerefimize, haysiyetimize düşkünüz. Ölene kadardır evlilikler. Kocanız sizi istediği müddetçe. Ölene kadardır. Tabii yarı başında bulunan eşi Ali Küçükbalça İngilizce olarak sevgisini haykırmayı da ihmal etmedi. Nokta. I love you baby. Kibariye iddialara açıklık getirmesinin hemen ardından kendisini bekleyen sevenlerinin karşısına eşinin desteğiyle çıktı. Ancak bir hayli dolu olduğu anlaşılan Kibariye sahneye çıkınca da son günlerde basında yer alan haberlerle ilgili hayranlarıyla dertleşti. Anneleri çok seviyorum. Bütün annelerin ellerinden öpüyorum. Benim geçenlerde erkek kardeşimin oğlunun doğum günü vardı. Söyleyin içiniz rahat etsin. Çünkü çok laf karışıyor. Çok laf oluyor. Hiç sevmediğim şey film vermek. Çok üzülüyorum. Çok üzülüyorum. Benim bir kızım var, kocaman. Evliyim, yuvamda da mutluyum. Kim ne diyecek? Kibariye ailesiyle ilgili çıkan iddialar içinde üstü kapalı uyarmayı ihmal etmedi. Herkes bence derbesini takılsın, haddini bilsin. Haddini bilmeyenleri düzeliriz.